aziz milletim. Nitekim iktidarın bize alıştırmak istediği konulardan biri de rafa kaldırdıkları İstanbul Sözleşmesi. Hatırlayın, kirli bir zihniyetin dolduruşuna gelip bir gece aniden İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp attılar. Kendi imzaladıkları sözleşmeyi kendileri reddettiler. Üstelik uluslararası bir sözleşmeden meclis kararı olmadan hukuksuzca çıkmak istediler. Sonra da oturup bizim buna alışmamızı beklediler. Sözleşmeye türlü türlü kılıflar uydurup bu hukuksuz ve vicdansız kararı normalleştirmeye çalıştılar. Biz buna hiçbir zaman izin vermedik. Emin olun ki bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Sandılar ki biz İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken sadece bir sözleşmeyi savunduk. Sandılar ki biz kadınların can güvenliği derken sadece kadınları koruduk. Oysa ki biz kardeşi, eşi, dostu birbirine düşürmek isteyen bir çirkinliğe karşı durduk. İnsanlığını kaybetmiş, kadınları düşman gören kirli bir zihniyete karşı durduk. Kadınların hayatından verilen bir tavize karşı durduk. Ve kimse kusura bakmasın, dimdik durmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak açtığı yolun sonu artık kadınların hayatını etkileyecek yeni tartışmalara çıkıyor. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bugün birileri tarafından tartışmaya açılıyor. Ancak artık bu durumdan rahatsız olan sadece biz değiliz. Bizzat AK Parti'de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. AK Parti'nin aile bakanı bile o koltukta otururken böylesine ucube bir tartışmayı millete açıklayamayacaklarını biliyor. AK Parti'nin grup başkan vekili bile bu tartışmadan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Hatta 6.284 kırmızı çizgimiz dediği için hedef haline getirildiğini, bunun esas sebebinin de kadın olmasından kaynaklandığını, eğer konuşan bir erkek olsaydı sorun olmayacağını söylüyor. Evet, %100 kesinlikle doğrudur. Tıpkı bu ülkede yaşayan her kadın gibi, tıpkı bu ülkede konuşan her kadın gibi, tıpkı bu ülkede doğruları savunan her kadın gibi. Sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor. Evet, ideolojisi, hayat tarzı ne olursa olsun bu ülkede konuşan kadınlar sevilmiyor. Korkmayan, susmayan, inandıklarını savunan, yılmayan, pes etmeyen ve inatla doğruları konuşmaktan vazgeçmeyen kadınlar mobbinge, lince, tacize, hakarete, iftiraya uğruyor ve her biri de cinsiyetleri üzerinden uğruyor. Biz bu iki yüzlülüğün farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için söylediklerimizin birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için tepkilerimizi sindiremediklerinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için dayatmalara razı gelmemiz gerektiğini düşünenler olduğunun da elbette farkındayız. Ama şunu bilin ki asla razı olmayacağız. Susmayacağız, pes etmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kabul etmediğimiz gibi 6.284'ün tartışılmasına da izin vermeyeceğiz. Kadınların yaşama hakkının dillere düşmesine, dün olduğu gibi bugün de
göz yummayacağız. Kadınların hayatından taviz verilmesine dün olduğu gibi bugün de razı olmayacağız. Kadınların sırf doğruları söylediği için linç edilmesine dün olduğu gibi bugün de sessiz kalmayacağız. O pis, iğrenç dili yüzlerine vuracağız. Duymuyorum kızım. Kimse kusura bakmasın. Biz her daim konuşan kadınları savunacağız. Türkiye'de var olmaya çalışan tüm kadınların yanında olacağız. Sesi duyulmayan kadınların sesi olacağız. Şiddet gören, ölümle tehdit edilen, evleri basılan, özgürce yaşaması engellenen tüm kadınlarla birlikte mücadele edeceğiz. Kadınların hakkını, hukukunu hiçbir kirli zihniyete kaptırmayacağız. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ne kadar farklı olursa olsun, mesele kadınların davası olduğunda Özlem Hanım'la da elbette amasız, fakatsız, lakinsiz omuz omuza duracağız. Emin olun ki 14 Mayıs'tan sonra da İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacak ve uygulatacağız. Kadınlarla beraber güçlenen Türkiye'yi herkesle tanıştıracağız. Yaşayan kadınlarla, özgürleşen kadınlarla, konuşan kadınlarla Cumhuriyetimizin yeni asrında birlikte tarih yazacağız. Aziz milletim, AK Parti iktidarının en büyük becerisi kirli zihniyetinin ürettiği her türlü pisliği halının altına süpürme yeteneğidir. Yaşadığımız felaketler, krizler ve sorunlarsa işte o halının kalkıp şöyle bir silkelendiği ve ne kadar kir, ne kadar toz varsa etrafa saçıldığı anlardır. Bu halı daha önce defalarca silkelendi. Orman yangınları ile silkelendi. Döviz krizi ile silkelendi. Depremlerle silkelendi. Sel felaketleri ile silkelendi. Ama 21 yılın kiri artık öyle birikti ki daha fazla yolsuzluk, daha fazla kayırmacılık, daha fazla beceriksizlik, daha fazla ahlaksızlık halının altına sığmaz oldu. Ne kadar kabahat işlediler ki artık bu kabahatleri örtecek bir halı bulamıyorlar. O kadar günah işlediler ki Türkiye'deki tüm kanalları satın alsalar bile hiçbiri artık o günahları örtmeye yetmiyor. O kadar suç işlediler ki tüm yargı sistemini vesayet altına alsalar bile vicdanlardaki yaralar artık kapanmıyor. Hangi konuda büyük büyük konuşuyorlarsa emin olun en büyük yalanları o konuda söylüyorlar. Hangi konuda hamasi nutuklar atıyorlarsa emin olun en kirli dümenler orada dönüyor. Hangi konuda gösteriş yapıyorlarsa emin olun en başarısız işler orada oluyor. Bu iktidarın yalanlarının ortaya saçılmadığı tek bir afet hatırlıyor musunuz? Yangın oluyor, söndüremiyorlar. Deprem oluyor, yetişemiyorlar. Sel oluyor, canlarımızı kurtaramıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlarımız okyanusta boğulmuyor ama 2023 yılında insanlarımız Urfa'da alt geçitte boğuluyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir rezalet olabilir mi?